koyun gibi güdülüyoruz. Herkes de mutlu. Yap Tayyip, bin tane daha yap. Haktır müstahaktır bu millete. Bu milletvekili aynı peyniri yiyor. Emekli aynı peyniri yiyor. Ama diyor emekli sen peyniri yeme, vekilim peynir yesin, kebap yesin, kuzu çevirsin. Çevirin ulan, çevirin. Meclisi de çeviriyorsunuz, devleti de çeviriyorsunuz. Hazinede i̇şte, kalmadı ülkede. Takmış kafayı kiracı ev sahibi. Bak şöyle yapacağız, %25 yapamayacak. Ya kiradan ev sahibi enflasyona bir çare bul ya. Doğan açıklama yaptı, tasarruf etmemiz lazım dedi. İsraf bir köşeye bırakalım dedi. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş abi. Nasıl abi? İsraf eden çok var mı? Olmaz olur mu? Bak çay bahçeleri dolu. Bir kahveyi 20 liraya, şey bir kahveyi 100 liraya, 80 liraya içiyorlar. Açız diyorlar, para yok diyorlar. Kahveler ağzına kadar dolu çay abi, bahçeleri. Bomboş, baksana şuraya. Çeksene. Bu tesadüf. Şu an yemeğe gitmişler bunlar. Buraya pek fazla gitmişler. İşte çekme beni. Çekme beni. Kahveler dolu diyorsun. Bir poşet abla, içinde bir dakika, çorba kendi, yok. Ya kendi düşünceni kendin söyle. Sen söylüyorsun. Ya ben niye senin ya dur daha bir dakika bir lafımı bitirmedik ya. Peşini kimle almayın ya. Sizin gibi zihniyetlerin yüzünden bu ülke bu hale geldi ya. 25 senedir bak. Siz yatın kalkın dua edin de Atatürk'ten sonra bu ülkeye gelen ilk lider Tayyip Erdoğan. Konuşuyorsunuz veresi ya. Ya saçlarını kestirince ne yapacaksın? Ne yapacaksın saçımı? Sen kendin saçına bak. Benim saçımla uğraşma. Saçmış. Gerizekalılar. Millet ekmek alamayacak hale gelmiş, sen ne konuşuyorsun be? Yürü. Ekmek dünyanın parası. Yazın göbeğinde domates 30 lira olursa, soğan 20 lira olursa, efendime söyleyeyim sigaraya benzin 6 lira bir hafta önce, şimdi 2 daha olursa, Allah aşkına bu ne konuşuyor ya? Çocuklar evlenmekten korkuyorsa, bundan evvel şimdi CHP değil Atatürk'ün partisinden sonra ya Atatürk derken kurban olsun Atatürk'e ya. Beni günaha sokmayın ya. Allah yardımcımız olsun diyemiyor da kafe dolu diyor ya. La aç çocuk aç, anasından alıyorsa bir Nescafe içiyorsa orada gözüne mi battı? İçmesin mi o Nescafe'yi o delikanlı? Delikanlıların hepsi evde kalmış, ev geçindiremiyorum diye evlenmek istemiyorlar ya. Geçim o kadar zor olmuş ya. Allah aşkına ben bunu diyorsam kirada oturan ne desin ya? Bak ben yalan konuşmuyorum. Ben Florya'da oturuyorum. Ama ben çok zorlanıyorum. Bu memlekete 40 sene gecesiyle 80 sene çalışmış bir insan olarak konuşuyorum. Yani benim çocuğum eczacı, kazanamıyorum, kapatacağım diye bağırıyor ya. Ya yapmasın bunlar ne konuşuyorlar? Allah muhafaza CHP kazansaydı yerle gök ayağa kalkardı ki işte CHP ne yaptı diye. Memleketin içini boşalttılar. Ha gene geldiler diyor, bilmem yapacak bir şey yoktu diyor. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe gelmedik bir şey kalmadı. Koyun gibi güdülüyoruz, herkes de mutlu. Yap Tayyip, bin tane daha yap. Haktır müstahaktır bu millete. Bir de adam yarın senin saçını da kestireceğim, sana ne benim saçımdan diyor. Sana ne milletin içtiği bir kahveden o zaman. Gitmiş parlamenti Avrupa'nın tütünü diye içtiğimiz fiyata, şimdi Bafra birinci içtiğimiz tütünü parlament yapmış, aynı fiyata millete satıyor. Ve ya kardeş beni konuşturmayın ya. Memlekette 15 tane yumurta olmuş 50 lira. Süt olmuş 5 kilo süt 100 lira. Arkadaş bu insan süt de mi içemeyecek, yoğurt da mı yiyemeyecek? Eti geçtik. Eti takmış kafayı kiracı ev sahibi. Bak şöyle yapacağız, %25 yapamayacak. Ya kiradan ev sahibi enflasyona bir çare bul ya. Düşürdüğü kiracı ev sahibi birbirine, birbirlerini kesecek ev sahibi kiracı. Ulan bir kilo kıyma olmuş 550 lira. Sen bunun hesabını ver ya. Bırakın Allah aşkına ya. Güdülsün, daha çok güdülsün bu insanlar. Haktır, müstahaktır. O uzun saçlının muhakkak tuzu kurudur. Burada Atatürk'ten sonra gelmiş. Ya adam diyor ki Tayyip sonuncu peygamber. La peygamber çalar mıydı ya? Etman kurban olan mı ya? Peygambere kurban olun siz ya. Yahu tamam bizden, ben demiyorum Kılıçdaroğlu demiyorum. Bak ülkeme acıyorum, ülkeme acıyorum ben. Etman ya. Ya kurban olayım ya.
Atatürk diyor ya, Atatürk dirilse ancak bu memleketi düzeltir. O da dirilmeyeceğine göre sonumuzu Allah hayretsin. Sonumuz yok, yok. Gençliğimiz de yok. Çocuklarımıza acıyorum. Ben geldim gidiyorum. Ama çoluk çocuk ne yapacak? Ben diyorum oğlum evlen diyorum. Diyor ana sen ne diyorsun? Kızıma diyorum evlen, adam mı var evlenecek diyor. Lan bunlar bu kadar ümitsiz mi? Kızım 36, oğlum efendime söyleyeyim 35. Çiçek gibi kızlar, Eminönü'nü tanımayan kız ya. Ders çalışmaktan kafasını kaldıramıyor. Hala okuyor 35 yaşında. Allah'ını seversen bu çocuk benden hala kahve parası alıyor ya. Ben bu memleketin neresini ne yapayım? Markete giriyorum şu kadar bir torba 400 lira diyor. İçinde bakıyorum bir tek çorba var, hazır çorba. Eve gidince ne pişireceğim diyorum 400 liraya ya. Ekmek olmuş 6 liradan 8 lira. Tabii ki herkes şeye geliyorsa ekmeğe de gelecek. Arkadaş buna bir dur deyin ya. Hem ya Atatürk'ten sonra gelmiş lider. Arkadaş ülkemizde satılmadık, hiçbir yer kalmadı. Hazine arazileri kalmadı. Bütün peşkeş çekildi. Oy alıyorsa tamam öbür tarafta %48 sen %51 aldın. Kardeş kurban olayım ne katakullilerle neler dönüyor. Bu ülkeye bu vatandaşa sahip çıkılsın. Bu vatandaşın dinlensin ne istiyor ne yapılması gerekiyor. Vergi vergi vergi. Ama nereye gidiyor la anasını satayım. Koçanla vergi ödüyorum nereye gidiyor ya. Ya emekliye 1500 lira vermiş arkadaş ya. Ya peynir olmuş 200 lira ya. Milletvekiline 65 bin lira zam yapıyorsun. Emekliye 1500 lira zam yapıyorsun. Bu milletvekili aynı peyniri yiyor. Emekli aynı peyniri yiyor. Ama diyor emekli sen peyniri yeme. Vekilin peynir yesin, kebap yesin, kuzu çevirsin. Çevirin ulan çevirin. Meclisi de çeviriyorsunuz, devleti de çeviriyorsunuz, hazinede kalmadı, ülkeyi de çeviriyorsunuz. Çevirin, haktır müstahaktır bu millete. Teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın. Ablanı sorayım mı? Haktır müstahaktır, yapmadı diyor, markete gidiyor. Arkadaş ben bakıyorum, acıyorum, çıkma seçiyor oradan, çıkma. Ya bunu kapatın da konuşayım ben. Çıkma seçiyor, acıyorum teyzeme diyorum. Ah teyze diyorum, ah teyze diyorum. Çevrem çok kardeşim gitti bu konuşuyor diyecekler. Ya kardeşim çık ah teyzeme diyorum ya. Ah ah ağzımdan kaçırdı. Tayyip Erdoğan gel de gör dedim. Kaldırdı teyzem kafayı. O yapmadı o yapmadı. Dış güçler yaptı dış güçler. Teyze git geber. Sandığın altına girsen teyze. Dış güçler yapmış sana teyze. 25 senedir bu başbakanımız başımızda. 25 senedir götüren her taraf özelleştirildi. Pancar fabrikaları, şeker fabrikaları, bilmem neler, palet fabrikaları her şey satıldı, bitti. Buraya kadar geldik, ülkede bitti. Haydi hoşçakalın. Ülkede bitti, hala dış güç yapıyor. Ulan ülkeyi yönetenler yapıyor deyin ya. Biraz akıllı olun, biraz ya. Ama artık kim gelirse kurtaramaz. Bitmişiz çünkü. Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Tasarruf etmemiz lazım. İsraf bir köşeye bırakmamız lazım dedi. Yayında mıyız şu an? Yayındayız abi. Ha, Cumhurbaşkanı mı açıkladı? Evet. Tasarruf etmemiz lazım. Dedi. Öyle mi? Önce bunu söyleyeni yapması lazım. Bir görelim Cumhurbaşkanını bir görelim. Şöyle bir Boba Yiğit gibi çıksın ortaya. Uçaklarımı ikiye indirdim desin. Duyuyor musunuz? Yangın her taraf geçen seneden beri iki senedir ortalık yanıyor. Hani alacakmış, Rusya'ya gidecekmiş, daha da alacakmış. Vatandaş her şeyden haberdar, biliyor musunuz? Konuşmuyorlar ama artık konuşun. Madem Erdoğan böyle söylemiş, ben de rica ediyorum kendisinden bir vatandaş olarak. Ona oy vermedim, benim cumhurbaşkanım da değil. Ama rica ediyorum bir insan olarak, bir vatandaş olarak önce tasarrufu bir göstersin. Vatandaşına bir göstersin, bana değil, ona oy verenlere bir göstersin. Onları da o bataklıktan kurtarsın, fukaralıktan. Ben insanların alamadık durumlarını kendimin aldığım şeylerden üzüntü duyuyorum, vicdan yapıyorum biliyor musunuz? Üzülmeyeyim diyorum, onlar oy verdiler, onlar düşünsün ama yapamıyorum, bir insansınız sonuçta. Yardım etmeye yine çalışıyorum ama bu memleketin kaderini değiştirenler oturup şöyle bir düşünsün ama ne zaman düşünecekler acaba? Yanıyorlar, fakirler yanıyor. Ama yine gidiyorlar, yine aynı şekilde oy verip yine yanıyor. Bak kandırılmışlar. Maaşlara zam bekliyorlar. Bilmem neye. Niye inanmadınız? Niye değiştirmediniz? O zaman 5 sene daha siz yanacaksınız. Cayır cayır bizi de yaktınız. Biz
hem beraber yanacağız. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok bundan sonra. Ben Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum. İktisat yapacak, indirim yapacak, her türlü fedakarlığı yapacak bir kişi varsa o da Cumhurbaşkanı'dır. Yapsın görelim. Vatandaşın yapacak hiçbir şey kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Alacak bileceği, alacak durumda olanlar da bir yere kadar alacak. Bedduasını almak istemiyorsa halkın, aldı zaten ümidim bu yolda. Rica ediyorum önce bir tasarrufu görelim, babayiçe görelim ama. Anlıyor musunuz? Teşekkür ediyorum.